sen de böyle. Aşık ol da bak yerine. Ben oldum da ne oldu sanki. Senin gibi bir sene. Zaten sende insaf yok ki. Olsaydı terk etmezsin beni. Terk ettin de ne oldu sanki. Buldum başka bir seni. Karlar düşer. Arkadaşım Gitar programına hoş geldiniz. Biz yine Aktü Hoca'nızla beraber burada sizlere en yakın arkadaşımızı gitarı tanıtmaya ve sizinle o arkadaşlığı kurmanıza destek olmaya çalışacağız. Bildiklerimizi öğreteceğiz. Siz de bizi dinlerseniz çok keyif alacağınız bir enstrümanla hayatınızın devamı için güzel bir yola çıkmış olursunuz. Daha önceki programlarımızda biraz notalara girdik, biraz parmak çalışmaları yaptık. Evet hocam. En önemli şey neydi bizde tabii ki? Parmak çalışmaları. Hı-hı. Çünkü parmaklarımızı ne kadar güzel kullanırsak, ne kadar rahat kullanırsak, gitar üzerinde o kadar rahat etkileşim sağlayabiliyoruz. Aynen öyle. Ve geçen hafta 1-2-3 çalışmıştık hocam. 3-2-1 yaptık. 3-2-1 yani. Yapmıştık. Şimdi isterseniz başlangıçta bir 1-2-3-4 yapalım. Ondan sonra biraz önceki Karlar Düşer parçasını hangi akorlarla çalabileceğimizi de size ufak tefek biraz göstermeye çalışacağım. Ama önce bir bu haftaki parmak çalışmamızı Aktü hocamızdan izleyelim. 1-2-3-4, 4-3-2-1, yukarı aşağı. Evet. Hazır mısınız hocam? Hazırım. Buyurun. Şimdi tam tersini yapıyorum. Çok önemliydi. Evet.
Geçen hafta 1-2 parmak çalışmıştık, 1-2-3 parmak çalışmıştık. Evet. Bu hafta da 4 parmağımızı birden çalıştıralım. Hı-hı. Hafta sonu da pazar gününde, biz cumartesi yayınımızı yapıyoruz. Evet. Pazar gününde bu çalışmaları, hatta bütün hafta boyunca vakit buldukça lütfen yapın. Parmaklarınızı ne kadar iyi kullanırsanız gitarın üzerinde, ne kadar çok çalışma yaparsanız o kadar birazdan sizlere anlatacağım akorları da daha rahat basıp çok daha kolay müzik yapıp şarkı söyleyebileceksiniz. Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum burada. Parmak çalışmalarıyla ilgili şöyle bir çalışma da var ama ilk başlarda hemen şunu veriyorlar mesela. Sonra bunu yapmaya çalışıyorsunuz ilk başlarda. Bu biraz zordur ilk başlangıçta. Parmaklar üzerindeyken mi yapıyorlar hocam? Şöyle, yani şu şekilde sırayla iniyorsunuz. Aşağı doğru, yukarıdan aşağı doğru iniyorsunuz. Bunu bazı hocalar daha ilk çalışma olarak veriyorlar. İlk çalışma olarak bu yanlış çünkü neden derseniz henüz daha parmaklar açılmadığı için sizin verdiğiniz çalışmayla başlamaları daha doğru olur. Bir iki evet. Çalışmaları. Aynen. Daha sonrasında zorlaştırabilirsiniz. Bu zor olan ve henüz erken. Evet, yani zaman içerisinde zaten onlar yapılacak. Hı-hı. Ama önemli olan zaten zora koşmak değil, keyif alarak yapmak. Aynen. Biz genelde gitar eğitimlerinde şunu öngörüyoruz. Gitarın bir eğitim olmadığını baştan söylüyorum ben. Yani gitar sonuçta bir arkadaş. O yüzden arkadaşım gitar koyduk biz bunun ismini. Hı-hı. Ve herkes gitar çalabilir. Herkes. Yani fiziksel bir sıkıntısı yoksa herkes gitar çalabilir. O yüzden sadece basamak basamak ve seviye seviye doğru öğrenirsek çok daha rahat çalabiliriz. Biz biraz hızlı da gidebiliyoruz aslında çünkü sıkıla da biliyor insanlar biliyorsunuz değil mi? Yani bir şeyleri erkenden öğrenmek ve yavaş yavaş uygulamaya başlamak herkesin kendi tercihi. Evet. Biz baştan bilgileri verelim. Sonra zaten bu YouTube videolarının güzel tarafı şu. Takıldığın yerde geri dönüp başlayabiliyorsun. Yani birebir derslerde bir sonraki dersi bir hafta bekliyorsun hocaya soru sormak için. Burada gerek yoksun. Takıldığın bir yerde dön başa, baştan bak. Geçen haftaki videomuzla ilgili çok güzel eleştiriler aldık. Arkadaşlarımız demişler ki hocam tahtayı uzakta olduğu için göremiyoruz. Biz bu hafta bu el parmak çalışmalarını ve tahtadaki görüntüleri size zoom yaparak yani yakınlaştırarak da göstereceğiz. Böylece daha net görebilirsiniz. Daha önceki videolarımızdaki çalışmalarla ilgili göremediğiniz şeyler olursa onları da biz tekrar size büyüterek bundan sonraki programlarımızda teker teker şiitler halinde yani formlar halinde sunabiliriz. Evet. Bunları da bize bu programın altındaki eleştiriler bölümüne yazın, taleplerinizi yazın, sorularınızı yazın. Biz bunların hepsini cevaplamak için hazırız. Zaten bekliyoruz burada. Hı. Hocam şöyle yapalım o zaman. Tamam. Biz geçen hafta majör, minör falan bunları öğrendik. Evet. Ben şimdi buraya birazcık şu gitar üzerinde biraz önce Karlar Düşer şarkısında çaldığımız 3 tane temel akorla çalınabilen bir çok keyifli bir şarkıdır. Evet. Kolay bir şarkıdır ama. Çok rahat ilk gitar başlangıcında öğretilen şarkılardan bir tanesidir. Aynen. Neden? 3 tane temel akoru üzerinden bu şarkı tamamıyla akabilir. Yani gitarla herhangi bir yerde dostlarla şarkı söylerken söyleyebileceğim bir hayal. Bunun için ne yapıyoruz öncelikle? Biz ilk bastığımız akor la minör, re minör ve mi majör. 3 tane akorumuz var. Bunlar birinci pozisyonda basabileceğimiz kolay akorlar olarak nitelendirdiğimiz, kolay basılacak akorlar olarak nitelendirdiğimiz akorlar. Evet. Yani bunun için mesela bare dediğimiz, hocam bir tane bare diye bir şey basın mesela, fa majör. Burada işaret parmağımızla tüm tellere basmamız gerekiyor. Bunlar parmak çalışmalarından sonra gelebileceğimiz noktalar. Evet. Ama birinci pozisyon dediğimiz pozisyonda rahat basabildiğimiz akorlar la minör, la majör, re minör, re majör, mi minör, mi majör gibi akorları, do majör gibi akorları evet. Çok rahat basabiliyoruz. Bar ile akorlara geçmek bir sonraki basamakta geleceğimiz nokta. Karlar Düşer temel 3 tane akorla çalınabilen bir şarkı. Bunlardan birincisi şöyle yine bir gitar çizelim buraya. Ben bunları size çizdikten sonra yakınlaştırıp göstereceğim. 6 tane telimiz. Şurası gitarın sapı olarak düşünün. Şurada kulaklar. Şurada da perdeler var. Perdelerimiz var. Şimdi la minör akoru A küçük M ile ifade ediyoruz. Hı-hı. İlk sesine la. Hı-hı. Değil mi? Aynen. Biz ne yapacağız o zaman? Gitarımızın üzerindeki la'ları bulacağız. İlk ses olarak. Aynen öyle. Nerede bulacağız bunu? La'ları bulalım. Bakın ilk başta. Sonra şurada. Hangisi la? Şu. Şimdi bu en alttaki neydi? Mi. Mi. Fa. Evet. Sol. La.
Böyle gidiyor değil mi? Evet. Mi, fa, sol, la diye gidiyor. Evet. Peki ikincisi si, do, re, mi diye gidiyor. Üçüncüsü, üçüncü tezimizde sol, sol diyez, sol diyez, la. Demek ki şurada bir la'mız var bizim. Evet. Buraya bastık. Değil mi? Bir parmağımızı oraya bastık. Şimdi başka bir de bu boşta la sesi veriyor zaten. Evet, aynen. Üstteki la sesi veriyor, tamam mı? Evet. La, ikinci sesimiz de bizim. La'dan sonra minor olduğu için bir buçuk ses gidecektik. Evet, aynen öyle. La'dan bir buçuk ses gittiğimiz zaman hangi sese gelmiş oluyoruz hocam? La, si, evet. Si ile do'nun arası da yarım olduğuna göre do. Evet, la, si, yani, do sesleri var. Do sesleri var. Do. Şimdi bizim burada do'larımız hangisi? İkinci telimiz boşta si olduğuna göre şurası do, doğru mu? Evet. Tamam. Buraya da bastık. Güzel. Do bastık. Do'dan sonra basacağımız ses ne? Si. Hocam? Hayır, do'dan sonra üçüncü ses olarak basacağımız iki tam ses sonrasında mi basacağız, değil mi? Pardon, öyle mi? Evet, mi basacağız. Mi basacağız. Yani la, do ve mi notalarını kısa bir şeyler özel. Peki, en alttaki tel boşta zaten mi. Evet. Onu boş bıraktık. İkinci telde burası do'ydu, bunu bastık. Evet. Üçüncü telde sol'dü, la'yı bastık. Evet. Dördüncü telimiz ne? Mi. Mi basacağız. En üstteki tel, biz mi basacağız. Boşta neydi? Re. Re. Re'den sonra şurası mi. Aynen. Re, re diyez, mi. Mi. Peki, bu tel ne boşta? La, bu tel ne? Mi zaten. Evet. Yani ne basmış olduk biz burada? Burada en altta mi vardı. Bir üstünde şurada do var. Do'yu bastık. Burada neyi bastık? La. La'yı bastık. Burada neyi bastık? Mi. Mi'yi bastık. Burada ne vardı boşta? La. La vardı. En üstte mi'ydi. Evet. Şimdi bu, bakın tellerde la, şey mi, la, mi, la, do, mi. Hepsi şuradaki bulunan notalar değil mi? Evet, hepsini kullandığımız, hepsini kullandığımız notalar. Peki, parmaklarımızla telde ona göre ayarladığımız zaman şu do'yu basarken en alta basmıyoruz. İkincide do'ya basmak için birinci parmağımızı, işaret parmağımızı, bunu 1 ile basıyoruz. Parmaklarımızı nasıl yapıyorduk? Bu 1, 2, 3, 4 diye gösteriyoruz. 1, 2, 3, 4. Birinci parmağımızı, yani şu do'yu 1 ile basıyoruz. İkincisini, la'yı hangi parmağımıza basıyoruz hocam? İkinci parmağını 3 ile basıyoruz. 3 ile basıyoruz. Niye? Çünkü şu şekilde şöyle gösterirsem. Parmak ayarımızı yapmak için. Aynen. Çünkü yukarıya şu tam parmağımız daha uzun olduğu için. Tabii, orta parmağımız daha uzun olduğu için yani 2 numaralı. 2 numarayı bir üst tele basıyoruz. Aynen. Bunu da 2. Tam olarak. Yani birinci parmağımızı şuraya. C, do'ya. İkinci, üçüncü parmağımızı la'ya. Ve ikinci parmağımızı mi'ye bastığımız zaman. Ve bir onu gösterelim. Şöyle bir basalım yukarıdan aşağıya hocam. La minor akorunu basmış olduk. Aynen öyle. Değil mi? Peki. Karlar dışarıda da girerken la minor akorunu yapıyoruz. Evet. Şimdi bu la minor. Peki. Şunu kenara çekelim. Hocam şöyle yapalım. Tamam. İkinci. Mi major akorumuz var değil mi? Yine buraya bir gitar çizelim hemen. Tamam. 4, 5, 6 telimizi çiziyoruz. Burayı kapatıyoruz. Burası yine gitarın. Gösterelim saf olduğunu. Şurada yine perdelerimiz var. Birinci pozisyon olduğu için çok fazla perde çizmeye gerek yok. Şimdi geldik. İkinci basacağımız akor mi majör. Peki. Mi majörde hangi sesler vardı hocam? Minörde neydi? Bir, tam bir bölü iki. Evet. İkinci seslerin arasında iki olacaktı. Yani aynen öyle. Şurası bir tam bir bölü iki, burası iki olacaktı. Aynen öyle. Majörde nasıldı? Majörde iki, 1 bölü 1 tam 1 bölü 2. Yani majörün girişinde mi var. İlk ses tabii mi akoru yapacağımız için. İlk sesimiz mi. Mi'den sonra 2 tam ses saymamız gerekiyor. Evet, aynen öyle. Ne var? Mi ile fa'nın arası yarım ses. Evet. Fa ile sol'ün arası. Bir ses. Bir ses. O zaman onun 1,5 oldu. Bize ne lazım? 2 lazım. Sol, yarım ses tam. O zaman sol diyez yapacağız değil aynen. mi? Mi ve sol diyez. Peki, sol diyezdeyiz. Burası 2, burayı 1,5 yapacağız. Sol diyezdeysek, la ile sol diyezin arası yarım. Sol, la ile si'nin arası 1. Yani 1,5 olacağına göre mi, sol, diyez ve si bastığımız zaman da mi majör basıyoruz. Peki bunları nasıl bulacağız gitarın üzerinde? Çok basit bir yolu da var. La minördeki
parmaklarımızı birer tane yukarı kaldırdığımız zaman aslında bu sesleri buluyoruz biz. Aynen öyle. Yani şey, en altta neler gerekiyor bize? Mi gerekiyor. Burası mi. Doğru mu? Evet. Si gerekiyor. Boşta si. Buraya da basmamıza gerek yok. Üçüncü de sol. Boş tel olarak. Boş tel sol. O zaman sol diyez lazım bize. Burası sol diyez. Evet. Yani buraya birinci parmağımızı sol diyeze basıyoruz. Dördüncü tel boşta neydi hocam? Re'ydi. Ne lazım bize? Mi lazım. O zaman şuraya da bir mi basıyoruz. Doğru mu? Buraya da üçüncü parmağımızla basacağız yine. Çünkü bir yukarıya basacağımız için. Mi basıyoruz. Burası neydi? La'ydı. Ne lazım? Si lazım. Şurası si. Şurada si var. Buna da ikinci parmağımızla da si'yi basıyoruz. Aynen öyle. En üst tel ne? En alt tel zaten mi. Her ikisi de mi. Burası zaten si. En üst tel de mi. Biz ne yapmış olduk? Bakın, mi bastık, var akorun içerisinde. Si bastık, var akorun içerisinde. Mi bastık, var. Sol diyez, var. Burası si, boşta bırakıyoruz, zaten var. Mi, zaten var. Aynen. Bunları da bu şekilde bastığımız zaman mi majörü basmış oluyoruz. Doğru mu hocam? Evet. Evet. Yani aslında ne yapıyoruz? Bir la minör gösterelim önce hocam. Şimdi bir de mi majör gösterelim. Aslında bütün parmak, üç parmağımızı da birer tel yukarı çıkardığımız zaman da la minörden birer tel yukarı çıkardığı zaman da mi majöre geçmiş oluyoruz. Bu da temel ikinci akorumuz. Şimdi bir de geldik üçüncü bir tane. Bu da la minör demiştik. Evet. Bunu da hemen şuraya bir gitar çizelim. Burada da şimdi gitarımızı yapalım şöyle. Evet, perdelerimizi koyalım. Bize temel akorlardan bugün 3 tanesini öğretecektik ya. Çünkü karlar düşer çalmak için 3 tane akora ihtiyacımız vardı. Şimdi bu temel akorlardan üçüncüsü de re minör. Minör de neydi? Yukarıya yazmıştık. 1 tam 1 bölü 2 ve 2 idi. Doğru mu? Yani re minör yapıyorsak ilk ses olarak biz bir re'mizi alacağız. Evet. R'den sonra 1 tam 1 bölü 2 bulmamız lazım. Aynen öyle. R ile mi'nin arası? Bir ses. Mi ile fa'nın arası? Yarım ses. O zaman biz buraya ikinci ses olarak fa'yı seçersek 1 artı yarım sesle 1,5 ses olmuş olur. Boşluk değil mi? Aynen öyle. Aralığımız. O zaman ilk ses R idi. İkincisi fa. Üçüncüsü ne olması lazım? Fa'dan sonra 2 ses. Fa'dan sonra ne var? Sol. Sol ile fa'nın arası bir ses. Sol, sol'e geldik. Sol'den la'ya geçiyoruz. Bir ses. Demek ki iki olması için fa'dan la'ya gittiğimiz zaman iki tam sesle biz üçüncü sesimizi de bulduk. Yani o da doğru mu? La. Bu da la. Şimdi gitarın üzerinde bunları bulalım. Tamam, hemen. Birinci ses neydi? Mi'ydi en altta gitar. O zaman mi'yi basamayacağımıza göre ilk bir tane ses vermemiz lazım buraya. Fa. Ne burası? Fa. Şurada gördüğünüz gibi fa. Fa'yı verdik. Bunu birinci parmağımızla basıyoruz. Evet. Sonra ikincisi si'ydi. Evet. Si var mı burada? Yok. Hayır. Ne var? Bize ne lazım? Re lazım. Re lazım. Si. Sonra ne yapıyoruz o zaman? Do. Do burası diyez. Do. Do diyez. Re. Bir parmağımızı buraya basacağız. O da üçüncü burası parmağımız. Üçüncü parmağımız olacak çünkü arada bir boşluk var değil mi? Uzamaz. Yani birle böyle basamayız. Yani uzatıp da basamayacağımıza göre. Peki. Onu da yaptık. Sonra bu tele geldik. Bu telde neydi? Sol teli boş olarak. Sol. Sol'da ne lazım bize? La lazım. O zaman şurası la değil mi? Sol diyez la. Evet. Sol diyez la oluyor. Burası da la olduğuna göre ikinci telde. Buraya da ikinci parmağımızla bastık. Tamam. Evet. Burası ne zaten? Re. Re aynen. Var. Bu ne? La. La. La var. Mi'yi zaten basmıyoruz orada. Evet. Aynen. Yani mi'yi basmamıza gerek yok. Çünkü dört tane parmakla da böyle basmak birinci pozisyon için imkansız. Aynen. Ne yapıyoruz? Alttaki beş telle çalıyoruz bunu. Evet. Zaten istediğimiz tüm sesler fa'mız var, la'mız var, re'miz var. Burada re'miz var. Burada la'mız var. Evet. En üstte de basmayacağız. Aynen. Tamam mı? Ritim atarken. Aynen. Peki. Şimdi la minör, mi majör ve re minör bu şekilde basabiliyoruz. Burada parmak yerlerimizi de gördük. Hocam şimdi şöyle yapalım. Bir re minör basalım. La minör, mi majör, tekrar la minör,
Evet, çok güzel. Temel akorlarımız bunlar. Yani bu hafta öğreneceğimiz temel akorlarımız bunlar. Bu akorlarla emin olun birçok parçayı çalabilirsiniz. Tamam. Yani temel akorlarla evinizde şarkı söyleyeceğiniz, ara akorlar tabii ki var o şarkıların hepsinde ama çok detay akorlara girmeye de gerek yok. Yani evde eşe dosta çalarken profesyonel sahnede ya da stüdyo kayıtlarında tabii ki biz ara akorlar var. Onları zaman içerisinde öğreneceğiz. Ama burada gördüğümüz bu temel re minör, mi majör ve re minör akorlarıyla aslında birçok şarkıyı çalabilirsiniz evde kendi keyfiniz için topluluklarda. La üzerinden. Tonaliteyi de sonra öğreneceğiz. Yani hangi tondan çalınır parça, transpoze nedir? Bunlar zaman içerisinde öğreneceğimiz şeyler. Biz ama neye karar verdik önce? Bir kere dostumuz olduğunu anlayalım. En basitinden başlayalım. Şurada 2-3 ay içerisinde en az bir 3-5 tane şarkıyı rahat çalmaya başlarsan gitarımızı da sevmeye başlayacağız. O gitarla beraber de bizim eğitim sürecimiz de çok kolay geçecek. Ve daha sonra zaten gerçekten merakı olan arkadaşlar bunu kendileri çok rahat öğrenecekler. Bizim aracımızda da bir sürü güzel video kanalları var. Yani gitarla ilgili. Biz öyle şey tarafı falan değil ama illa bizi seyredin falan. Ama Alpte hocamın dediği gibi ya arada teknik olarak bazı çok profesyonelleştikleri için basiti önermeden çok net verenler var. Ya, bence tamam o da bir sistemdir, klasik bir sistemdir, öğrenilebilir ama yani hiçbir şey öğrenme, eğitime yönelik hiçbir şeye karşı değilim. Ama çok kolay öğrenmek istiyorsanız bizim gibi öğrenirseniz çok rahat çalarsınız. Profesyonel olmak istiyorsanız belki bir 50 video sonra biz de profesyonel ortamda neler yapılacağını fazlasıyla göstereceğiz. Tabii. Ama emin olun 2-3 ay içerisinde en az 3-5 tane şarkıyı rahat çalmaya başlayacaksınız. Şimdi hocam her programın sonunda yaptığımız şeyler aslında. Birincisi kanalımızı abone olun lütfen ve diğer programlarımızı da izleyin çünkü tabii. Bizim kanalımızda çok güzel programlar yapıyoruz. Evet. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Bizim kanalımızın bir özelliği var. Kültür, bilim ve sanat kanalı. Yani sanatın içeriğinde, kültürün içeriğinde ve bilimsel olarak ne varsa biz bu kanalda diğer dostlarımızla beraber sizlerle bunu paylaşıyoruz. O yüzden lütfen kanalımıza abone olun. Bildirim butonuna lütfen tıklayın ki orada takipleri diğer programlarımızı da takip edebilin. Sevdiklerinizle paylaşın. Sevdiklerinizle de paylaşın lütfen. Çünkü bilgi kulaktan kulağa yayılabilen bir şey, güzel bir şekilde yayılabiliyor. Aynen. Eskiden söz uçar yazı kalır derlerdi. Şimdi söz uçar video kalır şeklinde bir yaklaşımla hep beraber programlarımızı çalışmaya devam edeceğiz, şarkılar söylemeye devam edeceğiz. Şimdi bu programda bunları gösterdim. Karlar düşer, Akrep Nalan söylüyordu en güzel söyleyenlerden biri. Açın ondan bir dinleyin, var onun da bir yerlerde videoları. Şarkı sözlerini zaten Lyrics diye yazıp bulabiliyorsunuz bütün kanallardan. Karlar düşeri önümüzdeki haftaya bir çalışalım. Siz önce bir dinleyin. Haftaya buraya sözlerini de yazıp, akorlarını da üzerine koyup, söz üzerinde akorları nasıl okuyabiliyoruz'u da anlatacağız. Evet. Hocamla birlikte. Bu arada şu son parmak çalışmasını tekrar bir gösterirsek hocam. Tabii ki, memnuniyetle. Foray TV'de. Arkadaşım Gitar programında bu haftalık da bizden bu kadar. Kendinize çok iyi davranın. Hep böyle güzel kalın, hoş kalın. Haftaya yeni programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın efendim. Şimdi tam tersini yapıyorum. Ekranlarınız aydınlık olsun. Evet, ekranlarınız aydınlık olsun. Hoşça kalın.